Yıl 1930. Atatürk Yalova Köşkü'ne doğru çıkmakta. Bir de bakar ki bir bahçıvan koca bir çınar ağacını kesmek üzeredir. "Yahu," der, "sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki kesmeye muktedir görüyorsun kendini?" der. "Paşam, çınar ağacının kökleri köşkün temelini kaldırdı. Yaprakları da köşkün pencerelerine müdahale ediyor. Ya köşkü kaybedeceğiz ya ağacı keseceğiz." Bir an düşünür. "Gerekirse köşkü ağaçtan uzaklaştırırız," der. Derler ki bugün Mustafa Kemal bir hoş. Ama inanır mısınız? Mühendis değil, mimar değil, ziraatçı değil. Ama ne yapar biliyor musunuz? İstanbul'daki köprü altındaki tramvay raylarını Yalova'ya taşıtır. Köşkü hiç yıkmadan olduğu gibi tutarak kendisi de kazma kürek temelini kazar ve köşkün altına tramvay raylarını döşeyerek köşkü ağaçtan 4 metre 80 santim kenara çekerek hala Cumhuriyetimiz gibi ayakta durmakta olan çınar ağacının kurtuluşunu temin eder.